Herkese merhabalar. 8 sınıf inkılap tarihi. Birinci dönem ikinci yazılı programımıza başlıyoruz. Türkiye'nin en çalışkan LGS öğrencileri için bu sınav hiçbir şey. İnşallah güzel bir not alacağız. İlk sınavda nasıl geçti Tonguç'um? Harikaydı hocam. Harikaydı. O zaman bu sınavda da mükemmel bir şekilde çalışacağız. Ve hayallerimizdeki lise için zaten gerekli olan inkılap tarihini öğrenmemiz gerekiyor. Biz de bunu zaten öğrendik. Bu yazılıdan da çok yüksek notlar alacağız. Ve bizler biliyorsun yazılı kampımızda öğrencilerimiz için matematik, Türkçe, fen, inkılap bombardımana devam ediyoruz. Ve sizler de bu yazılı program öğrendikten sonra yani burada öncelikle sizlere konaltımları yapacağız sonuçta. Hepsini anlatacak mısınız hocam? Evet evet her şeyi güzel güzel anlatacağız. Detaylı bir şekilde anlatacağız. Çünkü bunlar LGS'den işimize yarayacak. Ardından da süper boşluk doldurmalar işte doğru yanlış soruları veyahut da çoktan seçmeli sorular genelde LGS senesinde çoktan seçmeli yani test oluyor ama biz normal sınava da karşı hazırlık öğrencilerimizi eşleştirme soruları da yaptık. İşte test soruları da yaptık. Harika bir şekilde bu konuları öğreneceğiz. Bu video hem LGS için bize faydalı olacak hem de genel olarak yazılarımız için de faydalı olacak. Bu kadar olacak. çok şeyi nasıl akıl Bu kadar şey akıl tutman için hiç endişelenmene gerek yok Tonguç'um. Zaten videolarımızı izledikten sonra yazılı notlarından da tekrar edersen yani Türkçe, matematik, fen, din, inkılap, İngilizce ile alakalı da burada tüm konuları özet halde yazılda nasıl sorulacağını, kavramları bunların hepsini sana yazdık. Buradan da sınav öncesine sonrası yanında taşıyarak süper çalışabilirsin. Sonrasında da zaten Dinamo Soru Bankalarımızdaki testleri de çözdüğünde diğer soru bankalarımızdaki testleri çözdüğünde süper başarılar seni bekliyor. Şimdi sınav konularımız 3 üniteden. Bir kahraman doğuyor, milli uyanış bağımsızlık yolunda milli uyanış bağımsızlık yolunda atladılar ve ya istiklal ya ölüm diyoruz. Biz ya istiklal ya ölüm diyerek ne yaptık Tonguç? Düşmanı denize attık. Harikasın. Düşmanı denize gömdük ve düşmanı denize attık. Biz de inşallah harika bir şekilde şimdi bu konuları öğreneceğiz ve yazılıyı da çok güzel bir şekilde denize gömeceğiz. Başlayalım. Şimdi burada ilk başta şunu bilmemiz lazım ki bir kahraman doğuyor ünitesinde Uyanan Avrupa Sarsılan Osmanlı Mavi göz çocuk Mustafa. Buhranlar yani sıkıntılar büyük aramalar doğurur. Ve adım adım liderliğe kolları var. Zaten burada vermiştik. Biz şimdi bu konularla başlıyoruz. Öncelikle şunu bilmemiz lazım ki coğrafi keşiflerin temel nedeni İstanbul'un fethi sonrasında Doğu ile Batı'nın bağlantısı kesiliyor. Ve Avrupalılar yeni yollar keşfetmeye başlıyorlar. Bak şöyle bunu her zaman çiziyorum. Burada bir kez daha çizmek istiyorum Tonguç'um. Şu Kuzey Amerika, Güney Amerika o zamanlar daha yok. Oraya yeni dünya edecekler. Şurası Avrupa. Şurası şöyle tamam. Şimdi Osmanlı, Osmanlı tam da burada. Tamam şu kırmızı ne oldu yerde? Şu kırmızı ne oldu yer biziz. Burası doğu, burası da batı. Şimdi biz burayı çok güzel bir şekilde ele geçirince yani burayı Doğu'yla batının balansını kesince Avrupalılar diyorlar ki ya biz ne yapacağız? Biz yeni yerler bulmalıyız. Çünkü doğudan gelen ipek ve baharat artık Osmanlı'nın kontrolüne geçti. Ticaret yolları Osmanlı'nın kontrolünde. O yüzden böyle giderken hop Amerika kıtasını buluyorlar. Buradan böyle gidip dünya yuvarlak olduğu için buradan gelerek hop dünyanın yuvarlak olduğunu buluyorlar. Buradan böyle giderek Ümit burnunu buluyorlar. Hindistan'a ulaşıyorlar. Dolayısıyla coğrafi keşlerle ne oluyorlar Tonguç'um? Zengin oluyorlar. Aynen öyle zengin oluyorlar. O zaman coğrafi keşlerin bir euro işaret koyuyoruz. Zengin oldular. Zengin olduktan sonra sanata, bilime önem vermeye başlıyorlar ve aydınlanmaya başlıyorlar. O zaman bu sanatta yeniden doğuş diyebiliriz. Sonrasında din adamlarının kendilerini kandırmasından kurtuluyorlar. Nasıl kurtuluyorlar? Din adamları cennetten arsa alıp satıyorlar. İşte bunlara diyorlar ki işte biz kilise olarak en büyük gücüz diyorlar ama sonradan matbaa ve İncil'in çoğaltılması sayesinde bazı insanlar diyorlar ki kilise bizi kandırıyor ve reform dindeki reform oluyor. Yani mezheplere ayrılıyorlar, kilisenin kendilerini kandırdığını anlıyorlar. Ardından da aydınlanma başlıyor ve aydınlanma sonrasında artık makinelerle üretime geçiliyor. Bu gömlek eskiden terziler tarafından dikiliyormuş Tonguç'un ve uzun süre dikiliyormuş. Ve sence uzun süre dikildiği için ucuz mu olur, pahalı mı? Pahalı olur hocam. Haklısın, çok pahalı oluyormuş. Ama artık günümüzde bu gömlek fabrikada makine vırt diye dikili veriyor ve 5-10 liraya halledilebiliyor. İşte sanayi kılabı sayesinde hızlı bir üretime geçiliyor ve aynı zamanda sanayi inkılabı sonrasında fabrikalaşmaya başlıyorlar. Ve sanayi inkılabı sonrasında yine zenginleyecekler. Bak burada da zenginleyecekler. Ve bunun haricinde gözlerini para hırsı bürüyecek. Diyecekler ki ya biz bu gömleği Avrupalılarda yani Avrupalılar diyecek bunu İngiltere'de başlayacak. Biz bu gömleği Üretmek için neye ihtiyacımız var? Gömlek üretmek için neye ihtiyacımız var Tonguç? Terziye hocam. Hayır terziye değil artık makineler üretiyor. Terziye ihtiyaç var da bu gömleği üretmek için pamuğa ihtiyacımız var. Çünkü gömlek pamukla üretiliyor. Pamuk yani ipli üretiliyor. O zaman biz bu pamuğu bulmak için pamuk olan ülkelere gidip saldıralamayacaklar ve hatta o ülkeleri kendi kontrolümüz altına alamayacaklar. İşte o ülkelerin pamuğunu ele geçirip sonra da o pamukla ürettikleri gömlekleri satma işine de pazar diyecekler. Yani ham madde ve pazar arayışı. O zaman sanayi inkılabı sonrasında bak burada hatta yazdık. Sanayi inkılabı sonrasında e, Birinci dünya savaşı başlayacak. Neden? Çünkü ham madde önemli kazanacak ve pazar önem kazanacak. Yani müşteri önem kazanacak. Bu da Birinci Dünya Savaşı'na olacak. Fransa İhtilali'nden sonra da İsyanlar başlayacak, ihtilaller başlayacak. Ne isyanları? Milliyetçilik isyanları başlayacak. Hatta Osmanlı'nın içerisinde birçok ulus var. Onlar da isyan edecek. Mesela Osmanlı'nın içinde sadece Türkler yok. Rumlar var, Ermeniler var, işte ne bileyim, Bulgarlar var. Japon'da var mı? Japonlar vardır, da az yani tabii ki. Romenler var, Sırplar var, farklı Araplar, farklı farklı milletler var. Fransa ihtilali sonrasında. Rumlar diyecek ki biz Rumuz deyip kendi devletlerini kuracaklar. Sırplar biz Sırbız deyip kendi devletlerini kuracaklar. Bulgarlar biz Bulgarız deyip kendi devletlerini kuracaklar. Herkes biz şuyuz biz buyuz diye azınlıklar isyan edecekler ve Fransa itiler sonrasında azınlık isyanları çıkacak. Biz de en sonunda madem bunlar isyan ediyor ayrılıyor biz de o zaman kendi devletimizi kurarız deyip Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracağız. Biz de Türküz diyeceğiz. Ve bu isyanlar çıkmasın diye bu azınlık isyanlarını bastırmak için önce tanzimat fermanı bak önce tanzimat fermanı sonra ıslahat fermanı yayınlayacağız hani kanun üstünlüğüyle bakın rahat rahat bizde yaşayabilirsiniz diyeceğiz ama tutmayacak. Sonrasında birinci ve ikinci meşrutiyet gelecek ama bu da Osmanlı'da demokratikleşme çabaları olacak. Yani halk yönetime katılacak ama bu da başarılı olamayacak. Ve sonrasında da zaten birinci Dünya savaşına gireceğiz. Şimdi mavi gözlü çocuk Mustafa'ya baktığımızda Selanik şehrinin özelliklerine bilmemiz gerekiyor. Sosyal olarak çok... Ee, farklı e, toplumları bir arada barındıran bir yer. Aynı zamanda kültürel olarak farklı farklı dergiler çıkarılıyor. Aynı zamanda ekonomik olarak bir liman kenti, demiryolu ulaşım var ve batıya açılan bir kapı durumunda. Ve dini olarak da farklı farklı dinlen insanlar bir arada yaşıyor. Zaten birazdan bunlarla alakalı soru çözeceğiz. Bir de bunlar ilk sınav konuları olduğu için muhtemelen... Az sorulur. Evet evet bana da az sorulur gibi geliyor. Esas konular burada. Bunları da zaten detaylı bir şekilde anlatacağız Tomlucuğum. Mustafa Kemal eğitim hayatı sırasında eğitimde birlik yok. Bu geçen seneki LGS'de de geldi. Burası önemli. Yani eğitimde birlik olmadığı için Mustafa Kemal Türk zamanında askeri okullardan mezunlar farklı, medreselerden mezun olanlar farklı, azınlık okullarından mezun olanlar farklı düşüncede olabiliyorlar. Osmanlı eğitim sisteminde, bak buraya yazıyorum, eğitim sisteminde birlik yok. Sonradan Mustafa Kemal Türk 1924'te tedrisatla eğitimde birliği sağlayacak. Şimdi Mustafa Kemal Türk etkilen olaylar tabii ki Fransız İhtilali, Sanayi İnkılabı, bu isyanlar bunların hepsi Mustafa Kemal Türk'ün düşünce dünyasını etkileyecek. Ve Mustafa Kemal'i etkileyen Mehmet Emin Yurdakul gibi, Namık Kemal gibi, Ziya Gökalp gibi yerli düşünürler ve yabancı Cancak Ruso gibi yabancı aydınlar var. Bunlar da işte Fransız İhtilali yani baştan insanlar Fransa'da. Mustafa Kemal askerlik hayatında ilk askeri başarısı nerede kazandı Tonguççu? Um? Trabuz Karp'ta hocam. Harikasın, tebrik ediyorum. İşte bunu çok iyi bilmen lazım. Tebrik ediyorum seni. Trabuz Karp'ta kazanıyor. Trabuz Karp'taki askeri başarısı önemli niye? Çünkü orada Arap halkı örgütleyip bir başarı elde ediyor. Aynısını milli mücadelede bizleri, Türk halkını örgütleyip milli mücadelede sarımızı yazacağız. Mustafa Kemal kişilik özellikleri bakımından İleri görüşlü bir insan, aynı zamanda çalışkan, disiplinli, idealist bir insan, vatansever bir insan. Vatan için neyi göz alıyor Tonguç'um? Ölümü göz alıyor. Harikasın, ölümü göz alıyor. Şimdi gelelim Birinci Dünya Savaşı'na. Bu, bu konuları biraz daha detaylı anlatacağız. Çünkü az önce konular ilk sınav konularıydı. Şimdi nedenlerine baktığımızda genel nedenleri var. Bunlar tabii ki de nedir? Sanayi inkılabı, sömürgecilik, milliyetçilik ve bloklaşmalar. Sanayi inkılabı sonrasında devletler ham madde ve pazar arayışına girmişlerdi. Devletler ham ve pazar arayışına girince de ne oluyor? Herkes birbirine girmeye başlıyor. Sanayi inkılabı eşittir sömürgecilik diyebiliriz. Sonuç elde şey edelim. Sanayi inkılabı sonrası oluşan sömürgecilikle devletler birbirine girecek. Milliyetçilik isyanları çıkacak. İşte az önce demiştim ya. Sırplar, Bulgarlar isyan Aynen Aynen Sırplar, Bulgarlar farklı farklı milletler isyan etmeye başlayacaklar. Bir de özel nedenler var. yani Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedeni sanayi inkılabı ve bak şöyle yazıyorum. Bir sanayi inkılabı, iki Fransız ihtilali diyebiliriz sonuçum. Fransız ihtilali sonrasında oluşan milliyetçilik isyanları diyebiliriz. Özel nedenlere baktığımızda Alsace-Lorraine diye bir bölge var. Burası Almanya ve Fransa arasında kömür madenlerinden dolayı bir rekabet. İngiltere ve Fransa arasında da İngiltere ve Almanya arasında da yine bir rekabet var. Sömürge rekabeti. Çünkü İngiltere bir sürü yeri sömürmüş. Hani ekonomik bağlamda kendine bağlamış. Ama Almanya sonradan kurulduğu için biraz geç kalmış. Panslavizm bu da Rusya ve Avusturya Macaristan arasında bir mücadele panslavizm politikası. Dolayısıyla bunun içinde bunlar birbirine girmeye başlayacaklar. Görünen neden ise Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand bir tane Sırp milliyetçi Gavrilo Princip tarafından öldürülüyor ve savaş birbirine girmeleriyle başlıyor. Ne oluyor? Sırp bir tane Macar veliahtını öldürüyor. dolayısıyla Macaristan Sırbistan'a savaş açıyor. Macaristan Sırbistan'a savaş açınca da bu sefer ee, Almanya'da Macaristan, Sırbistan'a savaş açıyor. Macaristan, Sırbistan'a savaş açınca da Rusya da Macaristan'a savaş açıyor. Rusya, Macaristan'a savaş açınca da Almanya, Rusya'ya savaş açıyor. Hepsi birbirine girmeye başlayacak yani. Dolayısıyla burada başı çeken İngiltere, burada başı çeken Almanya. Burada e, Osmanlı ve Avusturya, Macaristan diğer güçlü oyuncular. Burada da Fransa güçlü oyuncular arasında. Rusya sonradan çekilecek. İtalya zaten buradan buraya geçtiği için bile biraz karmaç orman. ABD de son anda savaşa giriyor. Yani esaslı savaşa götüren İngiltere ve Fransa olacak. Şimdi... Osmanlı Devleti farklı farklı cephelerde savaşıyor. Bir taarruz. Taarruz ne demek Tonguç'um? Taarruz demek hocam. Taarruz, taarruz demek değil. Taarruz saldırı demek Tonguç'um. Taarruz saldırı. Biz KK, Kafkas ve Karal cephelerine saldırıyoruz ama maalesef bu cephelerde kaybediyoruz. Sarıkamış Harekatı Kafkas cephesinde binlerce askerimiz maalesef soğuk kış, kış şartları yüzünden şehit oluyorlar. Allah rahmet eylesin. Sevgili İskan Kanunu'na baktığımızda Osmanlı vatandaşı olduğu halde üzerlerinde Osmanlı kimliği olduğu halde Rus askeri kıyafetiyle Ermeniler bize saldırdığı için onları göç ettiriyoruz. Zorunlu göç kanunu diyebiliriz. Aynı zamanda bu cephede Mustafa Kemal de var ve Muş ve Bitlis'i geri alıyor. Kanal Cephesi e, hangi cephe Tonguç? Cum? YouTube kanalı hocam. YouTube kanal değil evladım ne alakası var? Kanal Cephesi Mısır'daki kanal. Yani Süveyş Kanalı. Süveyş Kanalına da biz e, Almanya'nın isteğiyle bir taarruz cephesi açıyoruz. Bu da başarısı oluyor ve bunun sonrasında ordumuz Suriye'ye çekiliyor. Kanal cephesinde atütük var mıydı? Kanal cephesinde savunma yok Tonguç'um. Güzel bir soru sordun. Savunma cephelerine baktığımızda burada saldırmıyoruz. Bize saldırıyorlar biz savunuyoruz. Burada Çanakkale cephesi bizim kazandığımız tek cephe zaten. Yani tüm cepheler içerisinde bir tek Çanakkale cephesi kazanıyoruz. Bu sayede zaten Mustafa Kemal Türk fartalar kahramanı olarak tüm yurtta tanınıyor. Ve Rusya'ya yardım gidemediği için, Rusya'ya yardım götürmek için geliyorlar esasında. Rusya'da ihtilal oluyor, Rusya savaştan çekiliyor. Ve Bulgaristan'da bizim yanımıza savaşa giriyor. Yani e, ittifak devletleri yanında savaşa giriyor. Irak cephesinde Kutul Amare zaferi var ama genel olarak gene burada da geri çekiliyoruz. Hicaz Yemen'de Fahrettin Paşa büyük bir zafer elde ediyor. Müde Medine müdafası ama yine geri çekiliyoruz. Suriye cephesinde yine Mustafa Kemal Türk var. Burada da geri çekilmek zorunda kalıyoruz. Niye? Çünkü daha fazla toprak kaybetme ihtimalimiz var. Bu Galicia, Romanya ve Makedonya'da müttefiklerimize yani dostlarımıza yardım için açtığımız cepheler. Şimdi savaş bitiyor. Şimdi burayı yaptık. Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra ne olur? Savaşlar bittikten sonra Ateşkesler yapılır. Bak buraya yazıyorum. Birinci Dünya Savaşı bitiyor. Birinci Dünya Savaşı bitiyor. Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra ateşkes olur. Şimdi ateşkesle ardından da antlaşma olur. Önce ateşkes yapılır savaştan sonra. Sonra da antlaşma olur. Ee, sonra da biz Kurtuluş Savaşı yapacağız. Bak burası önemli Tonguç'un. Um. Kurtuluş Savaşı yaptıktan sonra da yine... Kurtuluş Savaşı yaptıktan sonra da önce bir ateşkes yapacağız. Hani savaşı bitireceğiz. Ateşkes. Sonra da bir antlaşma yapacağız. Şimdi bu kısmı çok iyi bilmen lazım Tonguç'un. Um. Burası önemli. Şimdi Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra biz ilk başta itiraf devletleriyle Mondros ateşkesi yapıyoruz. Bu bizim için rezil bir ateşkes. Çünkü 7-24 bizi işgale açık hale getiriyorlar. Ama biz sonrasında burada mücadele edeceğiz ve bunu kabul etmeye çalışacağız. Bir de sonradan bize Sevr Anlaşması'nı imzalatıyorlar. Bunu da kabul etmeyeceğiz. Bunu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk halkı kabul etmeyecek. Ve biz kabul etmediğimiz için Birinci Dünya Savaşı'na karşılık ne yapacağız? Savaşacağız hocam. Çok güzel. Savaşacağız. Yani Kurtuluş Savaşı'nı yapacağız. Savaştıktan sonra da biz savaşı kazanacağız ve Mudanya Ateşkesi'ni imzalatacağız onlara. Bu bizim için iyi. Ve ardından da Lozan Anlaşması'nı imzalayacağız. İşte Mondros Ateşkesi ve Sevr Anlaşması Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizim için rezil şeyler. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bir savaş kazandığımız için Mudanya Ateşkesi ve Lozan Anlaşması'yla bu işi tamamlayacağız Songuç'um. Şimdi Birinci Dünya Savaşı bitti ve Mondros Ateşkesi imzalanıyor. Mondros Ateşkesi imzalandıktan sonra İtilaf devletleri bizi 7-24 işgallere açık hale getiriyorlar. Diyorlar ki biz sizi işgal edeceğiz. Nasıl işgal edeceğiz? Yedinci madde diyorlar ki itiraf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum gördüklerinde o bölgeyi işgal edebileceklerdir diyor. Şimdi aynı zamanda burada şu da çok önemli olmuş herhalde benim. Ee, burada Birinci Dünya Savaşı'nın bitişini sağlayan ABD'de ABD Amerikan Başkanı Wilson diye bir adam diyor ki ben diyor savaşın bitmesini istiyorum. Onlar diyorlar ki tamam nasıl bitireceğiz? Ben diyor İngiltere ve Fransa'nın yanına savaşa gireceğim. Ama İngiltere ve Fransa savaştan sonra yenenler kısmında olacaksınız. Ben size destek olacağım için. Sakın yenilenleri ezmeyin diyor. Ama yenilenleri ne yapacaklar? Ezecekler. Peki bizi ezebilirler mi? Hayır hocam. İşte biz ezilmemize izin vermeyeceğiz ve biz... Sevr anlaşmasıyla bizi ezmek isteyecekler ama biz hayır diyeceğiz. Kurtuluş savaşı yaparak karşı koyacağız. Almanları da ezecekler. Almanlara da Versay anlaşması yapacaklar. Ama Almanya'da sonradan İkinci Dünya Savaşı'nı açacak Hitler'le. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler tüm onlara saldıracak. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri Amerikan Başkanı Wilson'a yalan söylemeleri, yenenleri yenilenleri ezmesinden dolayı İkinci Dünya Savaşı patlak verecek. Şimdi Mondros ateşkesiyle bizim ordumuza, silahlarımıza, haberleşme cihazlarımıza, ulaşım araçlarımıza, tünellerimize el koydular. Ve 7-24 bizi işgallere çıkara getirdiler. 7-24'ten kastım şu. 7. madde ile itilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir yeri işgal edebiliyorlar. 24. maddede de Doğu Anadolu'da istedikleri yeri işgal edebiliyorlar. Peki biz işgallere karşı ne yapacağız Songuç'un? İsyan edeceğiz. Harikasın. İsyan edeceğiz. İşte bu isyan sonrasında biz bir yararlı cemiyetler kuracağız. Bir de bu isyanları bastırmak için ve isyanları daha da karmaşık hale getirmek için zararlı cemiyetler var. Bak, bak bir böyle zararlı cemiyetler var. Bir de milli varlığa düşman zararlı cemiyetler var. Bir de bizimkiler var. Yani bizim Türk insanı kurduğu yararlı cemiyetler var. Trakya Paşaeli Cemiyeti, İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Reddi İlhak yani saldırı red cemiyeti, Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Müdafaa Hukuk Cemiyeti diyorlar. Neden biliyor musun Tonguç'um? Bilmiyorum hocam. Bilmiyorsun ben söyleyeyim. Çünkü hukuku müdafaa ediyorlar. Yani biz diyorlar burada Türkler çoğunlukta. Şimdi Amerikan Başkanı Wilson Birinci Dünya Savaşı'nı bitirirken diyor ki Yenenler yenilenleri ezmesin ve bir bölgede kim çoksa orası onun olsun diyor. Biz de Trakya'da Türkler çok diyoruz. İzmir'de Türkler çok diyoruz. Trabzon'da Türkler çok diyoruz. Doğu Anadolu'da Türkler çok. Klikyalılar bu da yine Adana ve çevresinde Türkler çok diyoruz. Anadolu Kadınları, Milli Kongre bu da yine basın yayın yoluyla mücadele edecek. Bunlar her birinde bulundukları bölgede bölgesel olarak Türkler çok diyoruz. Bir tek şu e, birazcık ulusal yani diğerleri bölgesel. Bu cemiyetler. Milliyetçi bir şekilde, bölgesel bir şekilde disiplinleri olmasa bile milli bir bilinç oluşturuyorlar. Yani biz buralar Türklerin vermeyiz diyorlar. Zararlı cemiyetler ise mesela Mavri Mavrimira, Pontus Rum. Bunlar da Rumların kurduğu cemiyet. Bunlar diyorlar ki hayır burada Rumlar var. E, buralar İzmirler Rumları. E, İzmir'de Rumlar çoktur e, falan diye böyle konuşuyorlar. Ya da Taştan Kınçak Ermenilerin cemiyeti. O da diyor ki Doğu Anadolu'da Ermeniler çoktur efendim falan böyle konuşuyorlar. Makabi ya da Alyans İsrail'de yine Yahudilerin kurduğu cemiyetler. Bunlar zararlı cemiyetler. Bir de bizim kendi içimizden çıkan zararlı cemiyetler var. Teali İslam, Kürt Teali, İngiliz muhipleri. Yani İngilizler bizi kurtarabilir. Wilson Prensleri yani e, Amerikalılar bizi kurtarabilir. Gibi farklı farklı böyle isimlerde cemiyetler var. İngilizler ve Amerikalılar bizi neden kurtarır diye düşünüyorlar biliyor musun? Kuşum? Şöyle şimdi savaştan sonra... Amerikan Başkanı Wilson hani yenenler yenilenleri ezmesin demişti ya. Yenenler yenilenleri ezmesin dedi. Wilson'ın ilklerini açıkladı. Şimdi Normalde eğer sömürgecilik olursa hani Birinci Dünya Savaşı'nın temel sebebi sömürgecilikti. Sömürgecilik esasında büyük devletlerin küçük devletleri ezmesi demek. Şimdi mesela diyelim ki İngiltere büyük bir devlet gidiyor küçük Afrika devletlerini sömürüyordu. Amerikan Başkanı Evesi'nin dedi ki büyük devletler küçük devletleri sömürmesin. Şimdi İngilizler de sömürmekten vazgeçebilir mi? Hayır hocam. E o zaman ne yapacaklar? O zaman dediler ki sömürgeciliği kaldırdık yerine manda ve himaye getirdik dediler. Yani manda ve himaye şu büyük devletler, küçük devletleri dış işlerine kontrol edecek. ...iç işlerinde ise kontrol etmeyecek. Yani serbest bırakacak. Peki biz dış işlerimize başka bir devlete bağlı olmak ister miyiz Tonguç'um? Hayır hocam. Evet diyeceğiz ki hayır istemiyoruz. Biz manda ve himayeye hayır diyoruz diyeceğiz. İşte ama İngilizler ve Wilson prensipleri ise İngiliz muhipleri ve Wilson prensipleri ise diyor ki ya zaten Balkan Savaşları'nı kaybettik. Trablusgarp Savaşı'nı kaybettik. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesi hariç kaybettik. O zaman bari İngilizlerin mandasına girelim. Wilson Amerikan mandasına girelim. Yani iç iş işlerimizde serbest, dış işlerimizde Amerikalıların, İngilizlerin kontrolünde olalım diyorlar. Bu güzel bir şey mi? Berbat bir şey. Aynen bence de berbat bir şey. İşte biz bunu istemeyeceğiz. Manda ve himayeyi reddedeceğiz. Bunlar o yüzden zararlı cemiyetler. Bunlar ise manda ve himayeyi reddeden, hukuku müdafaa eden, sonradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönüşecek olan yararlı cemiyetler. Demek ki zararlı cemiyetler bağımsız devlet kurmak istiyor, ülke bütünlüğüne tehdit oluyorlar, ee, milli varlığa düşman cemiyetler de milli birlik ve beraberliğe tehdit oluşturuyorlar. Biz hep beraber savaşalım, düşmanı atalım diyoruz, onlar da ya İngiliz mandasına girelim, Amerikan mandasına girelim diyorlar. Kurban diyor. bayramında girebilir miyiz peki Kurban hocam? bayramında tabii ki mandaya girebilirsin ama bu kurban bayramı değil ki, normal normal bir manda yani. Şimdi... Ardından da ardından da işgaller başlıyor tabii ki. İşgaller başlayınca da Mondros ateşkesiyle beraber işgalleri başlatacaklar. Yani itiraf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa işgal edeceklerdi ya. İşgallere başlıyorlar. İşgallere başladıktan sonra da işgallere başladıktan sonra da Musa Kemal Türk Anadolu'ya geçerek milli mücadeleyi başlatmak istiyor. O yüzden önce e, Samsun'a çıkıyor. Osmanlı padişahından izin alarak çıkıyor. Padişah ve itiraf devletleri diyorlar ki sen git Samsun ve çevresindeki Türklerin elindeki silahları topla. Çünkü Mondros Ateşkesi'ne ters davranıyorlar. Mustafa Kemal de gidip orada milli mücadele başlatıyor. Önce Havza ile milli bilinci uyandırıyor. Sonra Amasya genelgesinde Kurtuluş Savaşı'nın amaç gerekçe ve yöntemini açıklıyor. Yani Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi nedir? Ulusun bağımsızlığı vatanın bütünlüğü tehlikededir. Padişah üzerine düşen görevi yapmamaktadır. Amacımız ne? Milli bağımsızlık. Peki yöntemimiz ne? Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Oradaki karar kelimesi de zaten milli egemenliğe yönelttiğini bilmen lazım. Çünkü millet kurtaracaktır. Milletin kararı kurtaracaktır diyor. Bu da LGS e çıkıyor Tonguç'um. Amasya genelgesinden sonra Mustafa Kemal Türk hop e, Erzurum Kongresi'ne gidiyor. Erzurum Kongresi'ne manda ve himaye reddediliyor ve temsil heyeti oluşturuluyor yani Mustafa Kemal ve ekibi için. Erzurum Kongresi'nden sonra Sivas Kongresi yapılıyor. Erzurum Kongresi toplanış bakımından bölgesel ama alınan kararlar bakımından ulusal bir kongre. Sivas Kongresi hem toplanış bakımından hem de alınan kararlar bakımından ulusal bir kongre. Zaten kararları da Amas, toplanma kararı da Amasya Genelgesi alınmıştı. Sivas Kongresi'nden sonra İstanbul'da bir sadrazam değişikliği yaşanıyor. Damat Ferit Paşa gidiyor yerine Ali Rıza Paşa hükümeti geliyor. Ve Ali Rıza Paşa diyor şunlarla bir konuşalım ya bunlar böyle kongreler yaptı bir şeyler yaptı. Şunlarla bir görüşelim diyor yani. E, temsil ettiğiyle bir görüşelim diyor. Sonuçta Havza'da, Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta kongreler yaptılar. Bunlarla bir görüşelim diyor. Ve ilk kez Amasya görüşmelerinde temsil heyeti yani Mustafa Kemal ve ekibi İstanbul hükümetiyle görüşüyor. Ve ardından da İstanbul'daki meclisin toplanması kararı alınıyor. Yani İstanbul'da Mebusan Meclisi var hani meşrutiyet vardı ya. Oradan gelen meclis var. O meclisin toplanması kararı alınıyor. Sonrasında bu yedi ya sekiz meclis toplanıyor. İstanbul'daki, İstanbul'daki meclis, İstanbul'daki meclis yani mebusan hatta meclis mebusan yazayım kafan karışmasın. Meclis mebusan toplanıyor. Meclis mebusanda misakı 9 misakı milli kararlar alınıyor bak. Misakı milli kararlar alınıyor. Misakı milli kararları kapsar kararları diye aklımıza kalıyor. Neden kapsar diyoruz biliyor musun? Kapsar diyor çünkü. Evet tüm memleketi kapsıyor ama burada bir kodlama yapıyoruz. Birincisi kapitülasyonlara hayır diyoruz. Kapitülasyonlar kaldırılacak diyoruz. İkincisi azınlıklar fazla hak elde edemez diyoruz. Boğazlardan bir şey isteyemezler diyoruz. Sınırlarımızı belirliyoruz. Arap bölgelerinde, Arap bölgelerinde referandum olacak diyoruz. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla kapsar bu. Misak milli. Ve misak milli kararlarını meclis ve aldıktan sonra itiraf devletleri çıldırıyor. İtiraf devletleri Havza genelgesini, Amasya genelgesini, Erzurum kongresini, Sivas kongresini kale almamıştı. Ama İstanbul'daki mecliste yani Osmanlı'nın meclisinde misak-ı milli kararlar yani ulusal yemin kararları alınınca çıldırıyor ve İstanbul'u işgal ediyor. İstanbul'u işgal edince de biz on Ankara'da kendi meclisimizi açıyoruz. Yani Ankara'da TBMM'yi açıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni. Ve Mustafa Kemal Atatürk diyor ki İstanbul'daki meclisten kaçanlar Benimle birlikte olmak isteyenler, kongrelere katılanlar ya da kongrelere katılmayıp bizi padişah kurtarır diye düşünüp ama şimdi artık kurtaramayacağını anlayanlar. Çünkü İstanbul işgal edildiyse artık bizi padişahın kurtarma ihtimali var mıdır Tonguç? Un? Hayır hocam. İşte o yüzden herkes buraya gelsin diyor ve Ankara'da milletin ta kendisini toplandığı mükemmel bir meclis açılıyor. Büyük millet meclisi açılıyor ve bu meclis ulusal bir meclis, savaşçı bir meclis ve bu meclis milli bağımsızlık için mücadele edecek olan harika bir meclis olacak. Birazdan zaten onunla alakalı sorular çözeceğiz. Şimdi... Ardından da ardından da şimdi istersen şöyle yapalım. Batı cephesi gelecek. Bununla alakalı biraz sorular çözelim. Sonrasında Batı cephesi, Güney cephesi ve Doğu cephesi yani Kurtuluş Savaşı'nı başlatalım. Ankara'da meclis açılana kadar kısmı alakalı sorular çözelim Tonguç'um. Evet hocam. Hadi bakalım. Şimdi ilk sorumuz geldi. Aşağıdaki boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz. Arkaya doğru ilerleyiniz diyor. Şimdi duyun ile Osmanlı ekonomik bağımsızlığını kaybediyor ekonomik bağımsızlığını kaybediyor. Duyun Umumiye Genel Borçlar İdaresi Osmanlı Devleti dış devletlerden borç alıyor ve bu borçları ödemekte zorlanınca yabancı devletler bugünkü İstanbul'un Erkek işçisinin olduğu yere Genel Borçlar İdaresi kuruyorlar ve diyorlar ki borçlarınızı biz e, kontrol edeceğiz ve bundan sonra ekonominize karışacağız diyorlar. Bu bizim milli bağımsızlığımıza ters. Sanayi İnkılabı sonrasında ne arayışı başlamış Tonguç'un? Gömlek arayışı. Gömlek Göm arayışı değil evladım. Gömleği yapmak için hammadde ve gömleği satmak için Ham madde ve pazar arayışı başlamıştı. Yani gömlekten anlatmışım haklısın. Gömle yapmak için ham madde, yani pamuk ve bu gömleği yapıp da satmak için pazar arayışı başlıyor ve sömürgecilik başlıyor esasında. Buna biz sömürge diyoruz tamam mı? Fransız itilali sonrasında ne oluyor? Fransız itilali nasıl devletler olmasını etkilemiştir? Bilemedim hocam. Bilemedim diyorsun ben hemen söyleyeyim. Çok uluslu devletleri. Hani demiştim ya Osmanlı içinde sadece Türkler yok. Türkler, Rumlar, Ermeniler, Sırplar farklı farklı milletler vardı. Fransız itilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik isyanlarıyla, azınlık isyanlarıyla hepsi bizden ayrılıyorlar. Buraya bakalım. Birinci meşrutiyet ile birinci meşrutiyet ile ilk anayasamız olan kanun esası kabul ediliyor 1876'da. Fikir akımının amacı tüm Müslümanları Osmanlı halifesinin etrafında toplamaktır. Burada bak Müslümanlar diyor halife diyor. Dolayısıyla burada İslamcılık akımı diyeceğiz. İslamcılık akımı ile bu başarılmaya çalışıyor. Osmanlıcılık akımıyla hepimiz Osmanlı vatandaşıyız diyorlar. Türkçülük akımıyla biz Türküz diyoruz. Batıcılık akımı ile Batı'ya yönelim diyoruz. Bunların hepsi Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için aydınların ortaya attığı fikirler. Ama çoğu başarısız olacak. Mustafa Kemal ee, nokta nokta için ben inkılap ruhunu ondan aldım diyor. Mustafa Kemal birçok düşünürden etkileniyor. İşte Namık Kemal'in vatan şair olmasından, Ziya Gökalp'ten, Mehmet Emin Yurdakul'dan milliyetçilik düşüncesi bağlamında etkileniyor. Tevfik Fikret'ten de Tevfik Fikret'ten de tabii ki inkılapçılık fikri açısından etkileniyor. Yani Tevfik Fikret batıya yönelmeyi çok isteyen bir kişi. Nokta nokta sonucunda Arnavutluk bağımsız olmuştur. Bu tabii ki Birinci Balkan Savaşı. Balkan Savaşları sonrasında da burada tabii ki Arnavutluk bağımsız oluyor. Rusya Balkanlar'da ee, Pan-Slavizm. Hani Avusturya Macaristan'la mücadele ediyorlar diye Tonguç'um. İşte Pan-Slavizm yani Slav milliyetçiliği politikası yapacak. İtalya, İtalya Noktana bir anlayışla Trabluskarp saldırmıştır. Evet. Yayılmacı bir anlayışla Trabluskarp'a saldırıyor ve Uşşi Anlaşması da biz Trabluskarp'ı kaybedeceğiz. Esasında Mustafa Kemal Türk ilk askeri başarısını elde etmişti orada ama sonradan kaybedeceğiz. Birinci Dünya Savaşı sonunda tabii ki cemiyeti akvam kurulmuştur. Ve dolayısıyla da ne oluyor cemiyet akvam kurulunca? Net bir şekilde Birleşmiş Milletler kurulmuş oluyor ve dünya barışı korumaya çalışıyor. Ama korunamadığı belli niye? Çünkü İkinci Dünya Savaşı çıkıyor. Şimdi geçelim diğer sayfamıza. Alsas Loren sorunu tabi burada doğru yanlış yapacağız. O yüzden bir kırmızıyı yanlış için yeşilde e, ne için doğru için kullanalım Tonguç'um. Alsas Loren sorunu Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenlerinden biridir demiş. Bu doğru. Gerçekten Fransa ile Almanya arasında bir e, kömür madenlerinden dolayı özel bir sorundu. Kanal cephesi Osmanlı'nın savunma cephelerinden biridir. KK demiştik. Kafkas ve kanal cephesi ne cephemizdi? Saldırı cephesiydi. Harikasın saldırı cephemizdi. Yani savunma değil saldırı. Buraya Arapçasını yazıyorum. Taarruz cephesi. Dolayısıyla bu yanlış. Hicaz Yemen cephesinde Kutul Amare zaferi kazanılmıştır. Bu yanlış. Bu Hicaz Yemen değil Irak cephesi kazanılıyor. Çok önemli bir zafer. Bunu bilmemiz lazım. Ruslarla işbirliği yapan Ermenilerin saldırılarına karşı tehcir yani göç kanunu çıkarılmıştır. Bu doğru. Bunu da söylemiştik zaten. Birinci Dünya Savaşı sonucunda yeni rejimler ortaya çıkmıştır. Bu da yine doğru. İşte Avusturya Macaristan İmparatorluğu yıkılıyor. Yerine Avusturya Devleti kuruluyor. Macaristan Devleti kuruluyor. İşte Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı Devleti yıkılıyor. Yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluyor. Mondros Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. Bu yanlış. Pardon yanlışlık kırmızı yazıyorduk. Özür dilerim Tonguç'um. Bu yanlış. Mondros Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. Hatta bunu da şöyle söyleyelim. Bak Osmanlı Osmanlı Mondros ile Osmanlı Mondros ile fiilen Mudanya Ateşkesi ile hani Kurtuluş Savaşı sonrasında imzaladığımız Mudanya ile hukuken saltanatın kaldırılması ile saltanatın kaldırılması ile resmen sona ermiştir. Bunu da bilmemiz lazım. Bak buraya yazıyorum. Mondros ile fiilen Mudanya ile hukuken yani kanunen saltanatın kaldırılması ile de resmen sona erdi. Bunu testlerde, sınavlarda sorabilirler. Hazırlıklı olun Tonguç'um. Klikyalılar Cemiyeti Ermeni ve Fransızlara karşı kurulmuştur. Evet bu doğru. Ermeni Fransa'ya karşı Anadolu Anadolu'nun içerisinde kurulan bir yararlı cemiyet. Yararlı cemiyetlerin tamamı topyekün mücadele savunmuştur. Bu yanlış Tonguç'un tamamı değil ama Milli Kongre Cemiyeti topyekün mücadele savunuyor. Çoğunluğu bölgesel e, savunmayı mücadeleyi savunuyor. Ama Milli Kongre bölgesel değil e, ulusal hareket edebiliriz diyor. Milli egemenlik ülke yönetiminde ve geleceğinde milli iradenin söz sahibi olmasıdır. Bu doğru. Bak şu çok önemli bir bilgi Tonguç'un. Bunu burada dile getirmek istiyorum. Şöyle nasıl e, dile getirebilirim? Bir boş kağıt alayım şuradan. Bak şimdi. Bu zaten bütün LGS boyunca senin işine erecek olan bir bilgi. Bak sınavlarda hep bu çıkacak. Yani buradan yüzde yüz soru gelir. Bakın LGS'de buraya yazıyorum. LGS'de ve yazılılarda yazılılarda buraya yazıyorum. Yüzde çıkar arkadaşlar burası. Hoca da kesin sonra bak. LGS'de yüzde yüz çıkar yazılarda yüzde yüz çıkar. Buraya yazıyorum yüzde çıkar. Şu anda söyleyeceğim şey. Dikkatli dinlemenizi istiyorum. Şimdiye kadar çıkmadı, sene görmedim. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün buraya yazıyorum. İmzasını atıyorum hatta Atatürk'ün İmzasını atmayı çok seviyorum çünkü. onu çok. çok güzel yapıyorsunuz hocam. Evet güzel atıyorum ama yani tam da onun kadar güzel olmuyor. Şimdi Atatürk'ün dört amacı vardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün dört amacı vardı. Birinci amacı, birinci amacı ülkeyi düşmandan kurtarmak. Yani milli bağımsızlık. Milli bağımsızlık Mustafa Kemal Türk'ün ilk amacıdır. Yani ülkeyi düşmandan kurtarmadıktan sonra işte yok harf devrimi, yok işte laiklik, yok işte cumhuriyetin ilanı. Bunların hiçbir anlamı yok ki. Yani ülke düşman açık halindeysen, cumhuriyet yönetilsen ne olur, y yönetilmesen ne olur. LGS'de kesin çıkar, hoca da yüzde yüz sorar. Atatürk'ün birinci amacı milli bağımsızlık. Yani Düşmanı kovmak. Yazıyorum buraya. Düşmanı yollamak. Düşmanı işte ekonomik anlamda yollamak, kapitülasyonlar, askeri anlamda yollamak, kurtuluş savaşı diyebiliriz. İkinci amacını söylüyorum Tonguç'um. Milli egemenlik. İkinci en büyük amacı da bu. Yani ülkeyi halkın yönetmesi. Yani buraya ne yazabiliriz Tonguç'um? Cumhuriyet yazabiliriz. Harikasın. Cumhuriyet yazabiliriz. Cumhuriyetin ilanı mesela bununla alakalı. Ya da TBMM'nin açılması bununla alakalı. Yani halkın ülkeyi yönetmesine biz milli egemenlik diyoruz. Halk egemenliği. Bunu sağlamak için de Mustafa Kemal Türk, milli birliği sağlamak istiyor. Milli birlik ve beraberliği sağlamak istiyor. Milli birlik ve beraberlik olmazsa bunların hiçbirini başaramayız. Onun için işte, e, cemiyetleri birleştiriyor. E, aynı zamanda hep birlikte hareket edelim diyor. Top iki mücadeleyi söylüyor. Dördüncü amacı ise bu ikinci dönem konuları olacak. Yani e, LGS'de de geçen sene gelmeyen konular arasında, ikinci dönem konular arasında laiklik ve çağdaşlaşma. Layıklık ve çağdaşlaşma da tabii ki ülkemizin batılı medeniyetler seviyesine gelmesi için bu sakematiği çok mücadele edecek. Dolayısıyla şu anda amacımız Kurtuluş Savaşı'nda ne olabilir Tonguç'um? Milli bağımsızlık. Harikasın. Amacımız milli bağımsızlık. Yani şu anda çağdaşlaşmalıyız, modernleşmeliyiz diyemeyiz. Şu anda milli bağımsız yapmalıyız. Şu anda Kurtuluş Savaşı'ndayız çünkü. Sonrasında Kurtuluş Savaşı bittikten sonra saltanatı kaldırıp cumhuriyeti ilan edeceğiz. Bunların hepsinde milli birlik beraberliği sağlayarak yapacağız. Bu dört amacı çok iyi bilirsen tüm olaylar bunun etrafında şekilleniyor. Burası çok çok önemli. Mesela duyunumu mü dedik ya milli bağımsızlığa ters. TBM açıldı dedik ya, milli egemenlik sayesinde açıldı. Veyahut da işte... E, ...Kurtuluş Savaşı'nda topyekun mücadele edelim diyoruz ya... ...bu milli birlik ve beraberlikle alakalı. Bu LGS'de çıktığında bu sayfayı inşallah... ...gözüne getirsin Tonguç evladı benim. Arkadaşlar siz hatırlarsınız. Dolayısıyla milli egemenlik... ...ülke yönetiminde ve geleceğinde milli iradenin... ...yani halk iradesinin söz sahibi olması. Taşnak ve İnçak Cemiyeti'nin... ...amacı Megalidya'yı gerçekleştirmektir. Burada Megalidya... E, ...Yunanlara ait bir şey. Taşnak ve İnçak ise Ermeni Cemiyeti. Bu... Etniki Eterya Cemiyeti'nin bak yazıyorum buraya. Etniki Eterya Cemiyeti'nin hedefi. Dolayısıyla burada bir yanlış konuş Büyük Yunanistan fikrini savunuyor. Yani İstanbul'da alacağız, Ege'de alacağız, İzmir'de de alacağız diye böyle hayal kuruyorlar. Şu anda Atina'da oturuyorlar öyle güzel güzel otursunlar. Şimdi geldik buraya. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın verilen maddelerinin öncelikle aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir. Şimdi 7 ve 24. madde bizim için neydi Tonguç'um? Rezaletti hocam. Aynen rezalet berbat bir şeydi. Bizi 7-24 işgal ediyorlardı. Şimdi bütün bunlar dinle alakalı değil, kültürle alakalı değil, ekonomiyle alakalı değil, direkt siyasetle alakalı. Niye? Bizi işgal etmek istiyorlar. Yedinci madde, İtilaf devletleri güvenliklerine karşı herhangi bir tehdit gördükleri bölgeleri işgal edebileceklerdir. Yirmi dördüncü madde, Doğu Anadolu'daki altı ilde herhangi bir karışıklık çıkarsa buraları işgal edebileceklerdir. Yani vilayeti sitti. Her yeri işgal etmek için bahane arıyorlar. Geldik genel genelle alakalı kısmımıza. Tabloda verilen gelişmelerin ilgili olduğu alanı işaretleyiniz. Manda ve himaye ilk kez söylemiştik Erzurum Kongresi'ne reddediliyor. Manda ve himayeyi niye reddediyor Songuç'um? Manda ve himaye milli egemenliğe mi ters? Milli bağımsızlığa ters? Milli bağımsızlığa ters. Harikasın. Milli bağımsızlığa ters. Milli bağımsızlığa ters. Mükemmel Songuç'um. Ters çünkü biz ülkeyi düşmandan kurtarmak istiyoruz. ters teslim ediyorlar. Milli mücadelenin amaç, yöntem ve gerekçesi Amasya Genelgesi açıklanıyor. Bunu da söylemiştik. Amacımız milli bağımsızlık. Gerekçemiz ulusun bağımsızlığı ve ulusun bütünlüğü tehlikede. Yöntemimiz ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Temsil heyetinin kurulması Erzurum Kongresi'nde sonra Sivas Kongresi'ne genişletilecek. Milli bilinç oluşturulmaya çalışılıyor. Milli bilinçte Havza Genelgesi oluyor Tonguç Ali Burası önemli. Havza Genelgesi'nde milli bilinci oluşturuyoruz. İşgallere karşı protesto edelim Sivas Kongresi ile ilgili gelişmeler ve bu gelişmelerin ilgili olduğu yorumları eşleştiriniz demiş. Bakalım. Tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa çatısı altında birleştiriliyor. Şimdi bak bütün cemiyetleri birleştiriyorsak, milli birlik ve beraberliği sağlıyorsak, bu topyekun mücadele anlamına gelir. O yüzden buraya D yazıyorum bak. Topyekun mücadele anlamına geliyor. Manda ve himaye kesinlikle reddediyoruz. Böyle bir şey olamaz diyoruz. Yani tam bağımsızlıktan, tam ve milli bağımsızlığımızdan taviz vermiyoruz. Bu da yine B oluyor. Ali Fuat Paşa Batı, cephesi, Batı cephesine atanıyor. Sivas Kongresi'ne böyle bir karar alıyoruz. Bu da sence A olabilir mi? Olamaz hocam. A olamaz evet. Evet. Temsil heyeti evet hükümet gibi hareket ediyor. Birini atıyorlar. Dolayısıyla bu C olduğunu gösterir. İrade-i Milliye gazetesi halkın doğru haber alması için A diyoruz. Temsil heyeti tüm yurdu temsil eder hale getiriliyor. Normalde temsil heyeti Erzurum Kongresi'nde kurulduğunda... ...Dorlandalı bölgesini temsil edecek hale geliyor. Ama Sivas Kongresi'nde tüm yurdu temsil eder hale geliyor. Bu da temsil heyetine millet adına söz söyleme etkisi tanıdığını gösteriyor. O yüzden cevabımız evet olmuştur. Şimdi misak-ı milli kararları kapsar demiştik. Hani kapitülasyonlar, azınlıklar, boğazlar, sınırlar, Arap bölgelerine referandum demiştik. Şimdi onlarla alakalı bir sorumuz var. Misak-ı millinin verilen maddelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü ayrılmaz bir bütündür. Batı durumu orada yaşayan halkın serbestse verecekleri oylarla belirlenmelidir. Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır. Şimdi burada halkın kararına saygı duyulduğuna, uluslararası eşlik ilkesine vurgu yapıldığına, kapitülasyonlara karşı çıkıldığına, Türk yurdunun sınırını çizildiğine hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi birincisi halkın kararına saygı duyulduğuna nereden ulaşabiliriz? İkinci hocam. Harikasın. Bak burası A seçeneğine yakın. Niye? Batı Trakya'nın durumu yaşayan halkın oylarıyla belirlensin diyor. Uluslararası eşlik ilkesine vurgu yapıldı nereden anlayabiliriz? Bulamadım hocam. Bulamadım diyorsun. Tamam burayı da geçtik. Kapitülasyonlar nerede? Yani ekonomik olarak bize baskı yapıyorlardı. Ondan kurtulmak istiyoruz. Bu da milli bağımsızlıkla alakalı yine. Bu nerede Tonguç'um? Üçüncü hocam. Muhteşem. Üçüncüsü o zaman buraya da C yazıyorum bak. Tam bağımsızlığımızın yani milli bağımsızlığımızın sağlanabilmesi için milli ve ekonomik gelişimimizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılsın diyor. Bu da net bir şekilde milli ve ekonomik gelişimimizle alakalı. O yüzden cevabımız ee, C olamaz. Türk yurdunun sınırlarının çizildi. bu da yine D'de A, ilk şeyde birinci de bak diyor ki. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü ayrılmaz bir bütündür diyor. Dolayısıyla bu da D ile alakalı ama B ile alakalı bir şey yok. Şimdi aşağıda birinci TBMM'nin özellikleri verilmiştir. Ulusal TBMM'miz biliyorsun hani minsak milli kararları alındıktan sonra İstanbul'daki meclis işgal edilince biz de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açmıştık. O meclisten bahsediyor. Şimdi nerede bulabilirsek de bulamayız. Aşağı düşmüş. Dur bakayım şurada var mı? Bakayım evet şöyle. Evet hocam orada. Teşekkür ederim Tomuş'um. Heh, burada bak. Biz Birinci Dünya Savaşı'na gireceğiz. Mondros Ateşkes Anlaşması ile, Sever Anlaşması ile çıkacağız. Ama sonrası Kurtuluş Savaşı'na başlatıyoruz. Şimdi. Birinci Seven özelliklerine bakıyoruz. Öncelikle demiş ki şu kağıt mıydı yoksa ya bakayım yanlış kağıtla oynamayalım. Heh burada bak. İstanbul'daki meclis bir insan toplanıyor. Misak-ı Milli kararlar alınıyor. Ve Misak-ı Milli kararlar alındıktan sonra itiraf devletleri oraya işgal edince Ankara'da Büyük Millet Meclisi açıldı. Sonra da zaten savaşa geçeceğiz. Bunu birazdan anlatacağım Tomurcu. Şimdi. Burada demiş ki aşağıda TMM'nin birinci TMM'nin özellikleri verilmiştir. Özelliklerinin yanına uygun bir şekilde yazınız diyor. Her görüş ve kesimden insan vardır. Bu net bir şekilde demokratik meclis olduğunu gösteriyor. Bak burası E. Demokratik meclis. Yeni bir devlet kurmuştur. Kurmuştur kelimesinden ne diyebiliriz sonuçta? Kurucu meclisi. Harikasın. Kurucu bir diyebiliriz. B. Türk adıyla kurulan ilk meclistir. Türk adıyla kurulduğuna göre hemen bayraklarımızı asalım. Yani milli bir meclistir. Kurtuluş Savaşı'nı yönettiği için savaş meclisidir diyebiliriz. Güçler birliği ilkesini benimsiyor. Normalde günümüzde güçler ayrılığı var. Yani yasama, yürütme, yargı ayrı. Ama o dönemde kurtuluş savaşı olduğu için, düşmanı yenmek için hemen bir an önce karar almamız gerekiyor. O yüzden de olağanüstü durumlardan dolayı güçler birliği ilkesini benimsiyoruz. O da aile alakalı sonuç. Şimdi Büyük Millet Meclisi açıldıktan kısa bir süre sonra yukarıdaki haritada gösterilen yerlerde ayaklanmalar çıkıyor. Bak meclis açılıyor ve ayaklanmalar çıkıyor. Niye ayaklanma çıkıyor? Çünkü itiraf devletleri zaten kıl oluyor bize. Ya diyor bunların Havza Genelgesi'ni durduramadık. Sivas, Amasya Genelgesi'ni durduramadık. Erzurum Kongresini, Sivas Kongresi'ni durduramadık. Sonra bir de İstanbul'da meclis hakkı milli kararlar aldılar. Onu da durduramadık. Ankara'da meclis açtılar artık bari onu durduralım deyip direkt bize saldırıyorlar. Ve aynı zamanda azınlıkları da isyan ettiriyorlar. Hem azınlıklar isyan ediyor hem ee, işte... Ee, İtiraf devletleri padişahla birlikte İslam hükümetiyle birlikte saldırıyor. Aynı zamanda eskiden bize destek olan bu insanları bastırmak konusunda bize yardımcı olan Çerkez Eten ve Demirci Mehmet Efe gibi insanlar da bize sonradan saldırıyor. Şimdi buraya bakalım. Büyük Millet Meclisi açıldıktan kısa bir süre sonra yukarıdaki haritada gösterilen yerlerde ayaklanmalar çıkmıştır. Büyük Millet Meclisi o zamanki adı Büyük Millet Meclisi kendisine karşı ayaklanarak suç işleyenleri yargılamadan cezalandırmak yerine hıyaneti vataniye kanununu çıkarak bak kanun çıkarıyor. Ve istiklal mahkemelerini kurarak gerekli tedbirleri alıyor. Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun çıkarması meclisin yürütme yetkisiyle alakalı konuşmak Bak sınavınıza çıkarsa buraya dikkat etsiz. Yürütme yetkisiyle alakalı. Yatkısı yazınız hocam. Yatkısı yazdım özür dilerim. Yetkisiyle alakalı. Burası bak yüzde yüz çıkar yürütme yetkisi. İstiklal mahkemeleri ise yargı yetkisiyle alakalı meclisin. Yargı yetkisiyle alakalı. Şimdi buna göre Büyük Millet Meclisi hangisini esas söyleyebilir? Bu da yine sınavda yüzde yüz çıkar. Bak meclis istese madem biz zaten düşmanla mücadele ediyoruz. Biz Yunan'la, Ermeni ile mücadele ediyoruz. Yani sen bir de bize niye isyan ediyorsun deyip isyancıları çok rahat bir şekilde cezalandırabilecekken hukukun üstünlüğünü kullanıyor. Ve mahkemelerde yargılıyor. Bu onun hukukun üstünlüğüne önem verdiğini gösteriyor. Şimdi biz Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açınca itiraf devletleri bize saldırıyorlar ama boş durmuyorlar. Bir de aynı zamanda ne yapacaklar Tonguç'un biliyor musun? Sevr Anlaşması'nı imzalacaklar. O yüzden buraya yazıyorum. Şöyle 11 Sevr Anlaşması imzalanıyor. Sevr anlaşması bizi resmen mahveden bir anlaşma. Sevr anlaşması imzalandı. Biz Sevr anlaşmasını kabul eder miyiz sonuçta? Hayır hocam. Evet, biz kabul etmiyoruz. Hatta Mustafa Kemal Türk Sevr anlaşmasını kabul edenler vatan hainidir diyor. Biz bunu asla kabul etmiyoruz diyor. Ama İtilaf Devletleri eee saltanat şurasına kabul ettiriyor ve bu yüzden de e, Sevr anlaşması oluyor. Peki biz Sevr anlaşmasını kabul edeyim ne yapacağız? Mücadele edeceğiz, savaşacağız ve Kurtuluş Savaşı sonrasında onlara Lozan anlaşmasını kabul ettireceğiz. Hani az önce şurada göstermiştim ya. Nerede göstermiştim? Onu bulabilirsem tabii inşallah. Biraz zor galiba ama... Evet. Bulabilir miyim? Buldum evet. Çok güzel. Bye. Onlar bize Mondros sunacaklar. 7-24 işgal ettirecekler bizi. Bak şuraya yazıyorum. 7-24 işgalleri açık hale getirecekler. Sonra bize Sevri sunacaklar. Sevr'e resmen böyle korkunç bir tip çiziyorum. Ama biz Kurtuluş Savaşı'nı yaparak Mudanya Atişkisi'ni imzalayacağız. Lozan'la da artık bağımsızlığımızı net bir şekilde tescil edeceğiz. Demek ki askeri başarılar siyasi başarıları getiriyor. Şimdi şu dursun ikide bir lazım oluyor bu. Burası da e, dursun. Ne dursun ne olur ne olmaz. Şimdi Boğazlar itiraf devletlerine ait uluslararası bir komisyona bırakılacak. Bak Boğazlar resmen ele geçiriyorlar. Resmen elimize geçiriyorlar ve egemenlik haklarımız zedeleniyor. Bu siyasi bir karar. Kapitülasyonlardan bütün devletler faydalanacak. Ekonomik olarak bizi bitiriyorlar. Kapitülasyon ne demek hocam? Kapitülasyonlar ne demek söyleyeyim Tonguç'um? Kapitülasyonlar yabancı devletlerin rahat rahat hiçbir vergi vermeden kendi kanunlarına göre istedikleri gibi ticaret yapabilme hakları. E i̇stedikleri gibi ticaret yaptıkları için de ülkemizi mahvediyor, bitiriyor bu. Yani çok kötü bir şey. Eskiden Osmanlı çok güçlüyken böyle bir ayrıcalık vermişiz. Sonradan bu başımıza bela oluyor. Zaten Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Lozan'da bile kaldırmak istemeyecekler. Hani dedim ya şurada. Kurtuluş Savaşı yapıyoruz. Adamları denize döküyoruz. Mudanya yetişkisini imzalıyoruz. Lozan imzalıyoruz. Hala mi mi gi gi fi fi böyle kapitülasyonları kaldırmak istemeyecekler. Ama biz Lozan'da diyeceğiz ki biz anlaşma iki yıl sürüyor Lozan anlaşması iki yıl sürüyor imzalanması. Biz Lozan'ı terk edeceğiz. Yeniden savaşı göz alıyoruz diyeceğiz. O zaman diyecekler ki biz altımızı yaptık hemen kabul ediyoruz deyip kapitülasyonları kaldıracaklar. Askeri işte mecburi askerlik kaldırılacak ve asker sayısı 50.700 kişiyle sınırlandırılacak. Bu belli zaten askeriyle alakalı. Bu da savunması bırakmaya çalışıyorlar bizi. Azınlıklar, azınlık hakları genişletilecek ve istedikleri ülkenin vatandaşı verilebilecek. Bu da yine siyasi bir karar ve iç işlerimize müdahale bak. Bu, bu egemenliğe, egemenlik hakları zileyim. Şöyle yazıyorum. Egemenlik, bu çıkarsın adı Tonguç'um. Egemenlik haklarımız zedelendi. Bak bu sınavda işlediyseniz bu konuyu yüzde yüz çıkacak. Buraya yazıyorum. Yüzde yüz. Kesin çıkar burası. Kapitülasyonlarla ekonomimiz bitti. Ekonomik ekonomi ekonomik bağımsızlığa ters. Ekonomik bitiş. Tamam mı? Burada bizi savunması bıraktılar. Azınlıklarla haklar vererek iç işlerimize müdahale. Bak iç işlerine müdahale. İç işlere. Çünkü azınlıklar bizim vatandaşımız. İç işlere müdahale ediyorum Tomuç'um. Osmanlı Devleti'nin tüm borçları ödenecek diyor. E niye ödeyelim ki? Bu da yine ekonomik. Biz Osmanlı'dan aldınız siz. Bulgaristan aldınız bizden. Sırbistan'ı aldınız, Yunanistan'ı aldınız, Makedonya'yı aldınız, Arnavutluğu aldınız, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır bir sürü yeri aldınız bizden. Arabistan'ı, Suriye'yi, Filistin'i de aldınız. Biz onların borçlarını niye diyelim ki diyoruz biz. Sınırlar Anadolu toprakları paylaştırıldı. Bize Anadolu'da küçük bir alan bırakıyor. Sadece böyle Ankara, Sivas, Yozgat böyle küçük bir alan bırakıyorlar. Her yeri alıyorlar. Bu da yine siyasi bir karar. Ülke bütünlüğümüz bozuluyor. İstanbul Osmanlı'nın başkenti olarak kalacak fakat azınlıkların hakları korunmazsa burası Osmanlı'nın elinden alınacak diyorlar. Bu da yine siyasi bir karar ve resmen bize baskı oluşturuyorlar. Ve biz bu baskıya karşı Kurtuluş Savaşı yaparak onları denize dökeceğiz. Şimdi o zaman gel Kurtuluş Savaşı'na girelim. Şimdi bize Sevr Anlaşması'nı imzalattırdılar. Daha da zorla imzalattılar ve biz artık Kurtuluş Savaşı'na giriyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda şöyle güzel ülkemizin haritasını çizmek istiyorum Tonguç'um. Doğu cephesi, Güney cephesi ve Batı cephesinde milletimiz bir destan yazacak. Mustafa Kemal Atatürk ve Türk halkı birlikte düşmanın kafasına balyoz gibi inecek ve düşmanı denize dökecek. Düşman kaçarken sadece yaptığı tek bir şey var o da altına yapmak olacak. Nasıl olacak? Şimdi doğu cephesinde Ermeniler saldıracak. Doğu cephesi burası bak şurası doğu cephesi. Şuraya yazıyorum doğu cephesi. Ermeniler saldıracak ama doğuda Erzurum'da Kazım Karabekir diyecek ki ya kardeş sen ne yapıyorsun ya? Sen burayı bizden alabileceğimiz zannediyorsun diyecek ve Kazım Karabekir bir destan yazacak ve Ermeniler koşarak kaçacaklar. Ve ardından da gümrü anlaşması imzalanacak. Bu TBMM'nin ilk zaferi. Kazım Karabekir burası Dadaşlar diyarı diyecek ve TBMM ilk zaferini kazanarak e, gümrü anlaşmasını imzalayacak. Ve Ermeniler diyecek ki baba siz büyüksünüz, siz kralsınız, biz size karışmıyoruz. Gümrü anlaşmasını kabul ediyoruz Sonrasında Güney Cephesi'nde de Antep'te Şahin Bey, Maraş'ta Sütçiman, Urfa'da Ali Sahip Bey yani Kuvay Milliye yani Milli Kuvvetler mücadele edecek ve Urfa ve Antep ve Maraş yani Güney Cephesi kurtarılacak. Burada da Ankara Anlaşması imzalanacak Fransızlarla. Fransızlar Ermeniler yardım edecek ama e, Kazım Karabekir Doğu Cephesi'nde Doğu Cephesi'nde zaten orada ordusu vardı. O ordusunu zaten ters etmemişti. Zaten Kazım Karabekir Mustafa Kemal Türk'ün eskiden arkadaşı. Yani İstanbul'da falan görüşüyorlar. E, Erzurum Kongresi'nde görüşüyorlar. Orduyu ters ettiriyor itiraf devletleri Mondros Ateşkesi'nde. Kazım Karabekir diyor ki hadi oradan diyor. Hadi diyor. Bu Erzurum'da ordu orada ters edilmez. Hadi gönderiyorum diyor. Ve zaten Ermeniler de ...doğudaki ordularımız terhis oldu deyip saldırdıkları zaman mortanzi oluyorlar, hemen kaçara gidiyorlar. Güney cephesi o zaman burasıymış. Burada bir de İtalyanların saldırdığı Güney cephesi var ama İtalyanlar zaten Madriano, madrikano falan deyip kaçacaklar. Şimdi gelelim Batı cephesine. Batı cephesi çok çok önemli. Neden çok çok önemli? Çünkü Batı cephesinde Yunanlarla mücadele ediyoruz ama artı bütün itiraf devletleri destek veriyor. Çünkü Yunanların amacı İzmir'i çevresine almak ama esas amaçları Ankara'yı yok edip Türkiye ortadan kaldırmak istiyorlar. İlk başta Kuvayi Milliye ile mücadele edeceğiz ama olmayınca bu sefer düzenli orduyla mücadele edeceğiz. Şimdi birinci Yunan Savaşı'nı biz kazanıyoruz. 1-0. Burada teşkilatı esası ile TBMM'nin ilk anayasası ortaya çıkıyor. Afganistan'la dostluk anlaşması ilk Müslüman devletle dostluk anlaşması yapmış oluyoruz. Londra Konferansı ile ilk kez bizi itiraf tanımış oluyor. Bizi Londra'ya davet ediyorlar. İstiklal Marşı milli bağımsızlığımızla alakalı bu LGS çıktı. Moskova Anlaşması'nda da ilk kez büyük bir Avrupalı devlet, ilk kez Avrupalı devlet bizi tanımış oluyor. Birinci Yunan Savaşı'ndan sonra bize bir daha saldırıyorlar. Çıldırıyor Yunanlar. Bir daha saldırıyorlar. 2-0 yapıyoruz. Ve yeniden biz yeniyoruz ve bu sefer e, Mustafa Kemal Türk İsmet'in önemli bir mesaj atıyor. Diyor ki siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihinde yendiniz. Yani kötü şansınla yendiniz. Çünkü biz eskiden Osmanlı böyle bir savaşı kazanınca böyle bir şeyleri kabul etmeyince hemen ikinci savaşı kaybediyorduk kabul etmek zorunda kalıyorduk diyor. Yani son dönemlerde Osmanlı'nın. Yani biz Londra konferansında bize diyorlar ki ya siz böyle gaza geldiniz. Birinci nöneyi kazandık zannediyorsunuz. Sevri kabul edin ya. Sevri kabul edin işte rahatlayın diyorlar. Bize hadi oradan deyip geri dönüyoruz. Yenilsek çok kötü olacak. Yenince oh diyoruz. Şansımızı düzelttik. Maalesef Kütahya Eskişehir Savaşları'nda 2-1 oluyor. Bizi Sakarya Irmağı'nın ...doğusuna çekiyorlar. Biz kaçıyoruz yani. Kaçmak zorunda kalıyoruz çünkü ordumuz yok olacak. Biraz geri çekiliyoruz. Esasında bu taktik. Kaçıyor zannediyorlar. Biz kaçar mıyız? Ordumuz vatanımızı bırakıp gider miyiz? Asla gitmeyiz hocam. Harikasın. Asla gitmeyiz. Hatta İskel marşı bu dönemde yayınlandığı zaman Mehmet Akif Ersoy diyor ki: "Korkma." diyor. Yani korkma ya bunlar saldırabilirler. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son olacak. Yani bu ülkedeki bayrak aşağı inmez. Bu ülkedeki son eve de ele geçirmedikleri sürece son eve kadar mücadele edeceğiz diyor. Kütahya Eskişehir Savaşı'na geri çekiliyoruz ve birazcık moraller bozuluyor. Acaba meclisi Kayseri'ye mi taşısak falan böyle bir mırın kırınlar başlıyor. O sırada Mustafa Kemal marif yani eğitim kongresi yapıyor. Hatta diyorlar ki o zamanki Abdullah Supi verdiği eğitim bakanı. Paşam düşman saldırmış sen ne yapıyorsun falan diyor. O da cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Biz cehaletle de mücadele edeceğiz diyor. Öğretmenlerle toplantı yapıyor. Sonrasında da Mustafa Kemal ordunun başına geçiyor. Bak Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk ordunun başına geçiyor. Ve Genel seferberlik emirleri yani tekalif milli emirleri yayınlanıyor. Ordunun ihtiyaçları karşılanıyor. Halk ordumuza yardım ediyor. Topik bir şekilde Sakarya Meydan Savaşı'da düşmanın kafasına güm diye vuruyoruz. Ve düşman... Baygınlık geçiriyor. Aynen baygınlık geçiriyor düşman. Ve Mustafa Kemal Atatürk'e ve maraşal unvanı veriliyor. Fransızlarla Ankara anlaşması yapıyoruz. Ruslarla Kars anlaşması yapıyoruz. Ve Arnavut'a düşmana karşı biz diyoruz ki artık Mustafa Kemal Atatürk ordular... İlk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyor. Allah 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 Allah. Aynen Allah 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 sesleriyle düşmanın üzerine gidiyoruz ve düşmanı denize döküyoruz. Sonuç şeyladım benim. Bir düşman denize döktükten sonra da yüzme bilenler bir şekilde kaçıyorlar. Yüzme bilmeyenler de artık e, yapacak bir şey yok. Onlar buraya niye geldiler? Ne işleri vardı burada? Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndan sonra da 1922'de artık biz Kurtuluş Savaşı'nın askeri kısmı bitmiş oluyor. Siyasi kısmı başlamış oluyor. Şimdi gelelim buradaki sorularımıza. Şimdi alttaki tabloda cephelerle ilgili istenen bilgileri boş bırakılan yerlere yazınız demiş. Öncelikle Doğu cephesinde e, kim savaştı? Tabii ki de biz savaştık. Yani 15. Kolordu komutanımız Kazım Karabekir mücadele ediyor. Düşmanla, dadaşlarla beraber düşmanın yurttan kovuyoruz. Dadaşlar diyor ki burası Erzurum buraya giriş yok. Güney cephesinde ise Kuay Milliye var. Yani işte Şahin Bey, Süç İmam, Ali Sahip Ur Savaş. Batı cephesinde ise Önce ilk başta Kuay Milliye var yani halkımız mücadele edecek ama sonrasında düzenli ordu kurulacak İsmet İnönü ve e, Mustafa Kemal ordunun başına geçecek sonra düzenli ordu diyoruz. Kimle savaşıyoruz burada Doğu cephesinde Tonguç'u? Ermenilerle savaşıyoruz. Harikasın Ermenilerle buraya yazıyorum Ermenilerle. Peki sonucunda da ne yapıyoruz? Biz kazanıyoruz ve zaten bütün cepheleri biz kazanıyoruz. Gümrü anlaşması imzalanıyor. Güney cephesinde Fransızlar ve e, Ermenilerle mücadele ediyoruz ve bu sonrasında da yine biz kazanıyoruz ve Ankara Anlaşması imzalanıyor. İlk kez itirat eden biri bizle anlaşma imzalıyor ve ayrılıyor. Batı Cephesine baktığımızda biz burada İngilizlerin desteklediği Yunanlarla savaşıyoruz ve bunun sonrasında da Kurtuluş Savaşı'nın askeri kısmını bitirip ee, siyasi kısmını başlatan Mudanya Ateşkesi'ni imzalıyoruz. Şimdi buradan da sınavda %100 çıkıyor. Yani ben şimdiye kadar e, bu LGS, işte TEOK, MEOK yıllardır öğretmenlik yapıyoruz. Yaşlanmışsınız hocam biraz. Evet birazcık yaşlıyım Tonguç'um. Yani uzun zamandır öğretmenlik yapıyoruz ama bunun çıkmadığı sene görmedim ya. Buna bayılıyorlar ya. Bunu çok seviyorlar. Ve çok da kolay biliyor musun? Yabancı kelimeler görünce uluslararası diyeceksin. Görmeyince de ulusal diyeceksin. Teşkilat Esasiye kanunu Türkçe, ulusal. İtilaf denetleri Londra, uluslararası. Sovyet-Rusya-Moskova anlaşması, uluslararası. Türk-Afgan dostluk, uluslararası. Ordumuz, Büyük Millet Meclisi, ulusal. İstiklal Marşı ulusal. Bu kadar basit. Yani Londra'yı, Afganistan'ı, işte Sovyet Rusya'yı, Moskova'yı görünce bunlar uluslararası diyeceksin. Bu kadar basit. Bunlar uluslararası gelişmeler. Diğerleri ise ulusal gelişmeler diyoruz. İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi yine milli bağımsızlığımız için çok çok önemli olduğu da yine soruldu. Aşağıda Batı cephesinde yapılan savaşların sonuçları verilmiştir. Verilen sonuçları numaralarını savaşların altındaki kutuya yazınız diyor. Şimdi Mustafa Kemal'e Maraşarlık rütbesi Tonguç benim Sakarya Zaferi'nden sonra veriliyor. Milli mücadelenin askeri safhası tabii ki büyük taarruzdan sonra sona eriyor. Ordu maalesef hani geri çekilmişti. Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmişti. Bu da Kütahya Eskişehir savaşlarından sonra. Yunanlılar ikinci kez yenilgiye uğratılıyor. İkinci önü savaşı oluyor bu da. Dolayısıyla buraya da dört yazıyorum. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Anlaşması'nı biz Sakar e, Sakarya Zaferi'nden sonra yapıyoruz. Bak bunların esas ezberlemesi çok basit sonuç Bak şuraya birinci önü yazıyorum. Birinci inönü. Tamam. Şuraya ikinci önü yazıyorum. Şuraya da Sakarya yazıyorum. Şuraya da e, büyük taarruz yazıyorum. B, B taarruz yazıyorum. Büyük taarruz. Yazıyorum. Kütahya Eskişehir Savaşı Şimdi, vardı hocam. Ha, Kütahya Eskişehir unuttuk doğru. Haklısın Tonguç'um. Kütahya Eskişehir de yazalım. Tamam. Onu yenildiğimiz için hep unutasım geliyor. Hiç hatırlayasım gelmiyor. Şimdi bak yani geri çekildiğimiz için. Birinci önünden sonra aklına şu gelecek. Bak, bu bir başlangıç diyebilirsin. Milat yani bu bir milat diye aklına atabilirsin. Milat. Moskova Anlaşması, İstiklal Marşı, Londra Konferansı, Afganistan'la dostluk ve teşkilat siyasi. İkinci önünden sonra bir şey yok. Kütahya Eskişehir bizim için kötü. Bet yani tamam mı? Bitim ne diyebiliriz buna? Bitim. Bitim oluyor bizim için. Marif Kongresi, Başkomutanlık Yasası ve Tekalifi Milli Emirleri. Bak Marif Yasası, Tekalifi Milli Emirleri ve Başkomutanlık Yasası. Sakarya Zaferi'nden sonra da Mustafa Kemal Atatürk ile beraber bir zafer kazanıyoruz. M nedir? Maraşallik Rütbesi. K Kars Anlaşması. A'da Ankara Anlaşması. Büyük taarruzdan sonra da Mudanya var. Burası bu kadar kolay ezberlenebilir. Birincinin önü Milat, Moskova, İskel Marşı, Londra Konferansı, Afganistan Anadolusluk Teşkilat Esası. İkincinin önünde zaten e, sadece Telgraf var. Kütahya, Eskişehir bizim için bitim. Başkomutanlık Yasası, Tekalifi Milli Emirleri ve e, Marif Kongresi. Sakarya Zaferi'nde Mustafa Kemal Türk ordunun başına geçiyor. Marşal oluyor. Kars Anlaşması ve... Ankara Anlaşması diye aklına tutabilirsin. Büyük taarruzdan sonra da Mudanya teşkisi var. Şimdi buraya geri tekrar geliyorum. Kafkas Cumhuriyeti ile Kars Anlaşması dolayısıyla Sakarya Zaferi'nden sonra. Mustafa Kemal'e başkomutanlık görevi Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra. O yüzden de ee, burası altı. Fransa ile Ankara Anlaşması Sakarya, Sakarya Zaferi'nden sonra. Savaşı diyesin gelmiyor. Zafer çünkü bizim için zaferi. Bir beş yedim. Ee, İtalyanlar Anadolu'dan çekilme hazırlıklarına başlıyorlar. Bu ikinci önünden sonra oluyor. İkinci yönünden sonra yaşanan gelişmelerden biri bu. Bu savaş devam ederken Marif Kongresi yapılıyor. Savaşa rağmen eğitime önem veriyoruz. BTM Marif Kongresi. O yüzden bu da tabii ki de 9 oluyor Tomuç'un. Evet gördüğün gibi yazılı provamızı bitirdik. Seni yaman gereken bütün bunları yazılı notlarından güzel güzel tekrar etmek. Dinamo soru bankalarımızdan ve diğer soru bankalarımızdan güzel güzel çalışmak. Hadi bakalım inşallah. Gazamız mübarek olsun. Aynen gazam mübarek olsun Hadi bakalım inşallah ödül sorumuzu yap yorumlara yolla. Şimdiden sınavlarınıza başarılar arkadaşlar.